Tekrar merhaba. Meditasyonla bağlantıya geçtiğimiz o derin devrim niteliğindeki sessizlikten herkese merhaba. Bir önceki programda da aynı şeyi söylemiştim. Sessizliğin tanımı, sözlükteki tanımı sesin olmaması. Ama aslında sessizlik sadece o değil. Sessizlik içerisinde çok derin başka bir şey barındırıyor. Hakikati barındırıyor, ilhamı barındırıyor, yaratıcılığı barındırıyor. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Mesela şu anda Amerika'da Silicon Valley'de bütün işte internetteki bütün büyük projelerin ortaya çıktığı, app fikirlerinin ortaya çıktığı alanda herkes sürekli meditasyon yapıyor. Ve hatta yeni bir app projesi, yeni bir proje ortaya çıkmadan önce daha çok meditasyon yapıyorlar. Bu o mu? Bu gerçekten işleyecek proje mi? Çünkü yaratıcılık dediğimizde, yaratıcı fikirler dediğimizde, hakikat dediğimizde, en muhteşem olan dediğimizde onunla ancak oluş halinde bağlantıya geçiyoruz. Eylem halinde sadece daha çok kafanız karışıyor ve baktığımızda eyleme düştüğümüz yer sürekli düştüğümüz değil de yani eylemde olduğumuz yer sürekli beynin aktif olduğu yer. Ve şu anda 21. yüzyılda ne yazık ki insan ve oluş arasındaki denge kaçtığı için şu anda dünya böyle. Yani dünyaya bakıp çok kaotik geliyorsa, hayatınız çok hızlı, çok kaotikse oluşa yatırım yapmadığınız için bu böyle. Çünkü olmaya vakit harcasaydınız sadece olmak için günde birkaç dakikanızı yani sabah 15-20 dakika, akşam 15-20 dakika ayırıyor olsaydınız o karmaşa bir kere ortadan kalkıyor. Dolayısıyla meditasyonun birinci yararlarından biri netlik. Bir önceki programda söylediğim gibi çok netleşiyoruz. Temmuz ayında bir meditasyon kursu bitirdik ve o meditasyon kursuna katılan kişilerden de çok bununla ilgili yorum geldi. Birçok kişi meditasyonu beyni durdurma çabası, zihni durdurma çabası olarak algılıyor. Halbuki meditasyonun bununla alakası yok. Meditasyon deneyiminin içine girdiğimiz, sessizliğin içine adım attığımız alan sadece eforsuzlukta ve teslimiyette oluyor. İşte tam bu nedenle, tam bu sebeple nefes alışkanlığım vardı ve bununla birlikte çok sığ bir seviyede kendimle, üzümle, o üzümdeki sessizlikle ilişkim vardı. Çok daha derin bir seviyede eylem ve beyinde olduğum için yıllarca işte birçok kişi gibi sürekli yap 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 yaptıkça, başardıkça sen bireysin tribinden geldiğim için olma konusunda kendimi henüz çok rahat hissetmediğim için ve yıllarca da o human being'in insan tarafında olduğum için ve bununla ilgili de tabii birçok kişi gibi bir takım semptomlar ortaya çıktığı için olmaya başladığımda çok zorlandım. Yani bugün beni bu programda izleyen kişilerin %90'ının benimle birlikte meditasyon yap, gel bir 20 dakika sadece sessiz böyle dur dediğimde zorlanacağına eminim. Kendi adıma ben çok zorlandım. Zorlanmaya nasıl zorlanmıyor bilmiyorum. Çünkü disfonksiyonel bir nefesim vardı. Çünkü daha o fonksiyonel nefesle birlikte teslimiyeti her seviyede vücudum öğrenmemişti. Bir seviyede bir teslimiyet geliştirmiştim ve yoga eğitmeniydim 20 sene önce. Dolayısıyla yoga ile birlikte vücudumu esnettiğim için ve vücudumda fiziksel egzersizlerle bir rahatlama sağladığım için tabii ki biraz daha teslimiyete yöneliyordum. Ama asıl amaç yani yoga yapıp, dans edip, hareketli bir şeyler yapıp gözünü kapattığında teslimiyete geçmen değil, nefesinin öyle bir teslimiyette olması ki her an oturduğunda, durduğunda da, hareket halindeyken de, egzersiz yaparken de her an teslimiyette olması. Çünkü bu mümkün. Yani 20 yıl sonra nefesimle çalışarak nasıl bir yere geldim meditasyonda diye sorarsanız, şu anda 24 saat medite durumdayım. Tabii ki de bu üzerinde çalışılması gereken bir alan ama önce meditasyonla başlayacağım tabii. Ben biraz zor bir dönemden geçtim çünkü birkaç sene hem de çok düzenli değil. Ara ara ihtiyaç hissettikçe özellikle de böyle zor duyguların içinden geçerken o duygulardan kaçma çabasının bende çok daha büyük bir stres yaratacağını bildiğim ve birçok yerde okuduğum, öğrendiğim için o duygulardan kaçmamaya çalıştığım zamanlarda derin meditasyon deneyimlerin içinde öğrenmeye çalıştım ama disfonksiyonel nefes alışkanlığımla çok zorlandım. Yani bir özellikle de ilk işte çok derin meditasyonlara başladığım ve hayatta duygusal olarak zor duyguların içindeyken durduğum dönem ilk evliliğimin bittiği döneme de denk geliyor. Ve gerçekten de işte tüm ayrılıklarda olduğu gibi doğal bir ayrılma bile olsa orada sisteminizde bir duygusal bir şeyin içine giriyorsunuz. Ve ben duygulardan kaçmanın yani birçok kişinin yaptığı nedir böyle bir durumda? Yani şu anda baktığımda mesela o dönemi hatırlıyorum. Özellikle de bir kişi mesela birinden ayrılmış, biri ölmüş veya bir şey yaşıyor. Bir acı içindeyse arkadaşları ne diyor? Hadi gel bir içki içelim, hadi gel bir dışarı çıkalım kafan dağılsın, hadi gel alışverişe çıkalım, hadi
seni şuraya götüreyim, buraya getireyim. Arkadaşları gelip sürekli konuşup onu oyalamaya çalışıyor. Halbuki tam tersini yapmamız gerekiyor. O kişiye yapabileceğimiz en iyi şey aslında o duygunun içinde kalmasını sağlamak. Ben o yolculuğun liderlerinden biriyim ve o yolculuğa sizi yönlendiren uzmanlardan biriyim. Çünkü kendim o yolculuktan geçtim. Yıllar yılı bütün o kaçtığımız duyguların hem kendimde hem birçok arkadaşımda görüyorum. Yıllar yılı kaçtığımız o duyguların hiçbir yere gitmediğini, tam tersine biriktiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla izliyorsanız beni bunu çok iyi anlayın ve duyun. Yıllar yılı hissetmediğiniz ne duygu varsa, kaçıp işte içki içip, kafanızı dağıtıp, gezip, kendi kendinize kalmayıp kaçtığınız ne duygu varsa eninde sonunda bir yerden hortluyor. Veya o duygu çok daha büyük deneyimler yaşatıyor. O yüzden her ayrılık bir öncekinden daha sancılı. O yüzden her ilişki bir öncekinden daha stresli. Böyle olması gerekmiyor. Yani o döngüyü kırabilirsiniz. Oradaki oyunu değiştirebilirsiniz. Ve bunu duygularla oturarak yapabilirsiniz. Kendinizden kaçmayarak. Bunu 20 sene önce fark etmiş biri olarak gerçekten oturdum. Çok zor bir dönemde, yani bütün o ayrılık acısıyla birlikte ağlaya ağlaya meditasyonda oturdum. Ve disfonksiyonel nefes alışkanlığımla çok zorlandım. Ve sonra öyle bir cesaret geldi ki dedim ben Vipassana'ya gidebilirim. 10 günlük bir sessizlik meditasyonu, işte sessizlik döngüsü. Sabah çok erken kalkıyorsunuz, akşam erken yatıyorsunuz, sürekli meditasyon yapıyorsunuz, günde bir öğün besleniyorsunuz gibi bir döngü. Göz teması yok, internet yok, televizyon yok, yazmak yok, hiçbir şey yok. Ve sadece duruyorsunuz. Korkunç bir 3 gün geçirdim. Dağıldım tamamen. Yani yerden yere falan atıyordum kendimi. Çünkü başa çıkamadım bütün o sürekli eylemde olan bir şeyin bir anda durması şok yani. Bir an o kadar büyük bir detoks ve o kadar büyük bir arınma ki nefes gibi bir aracım yoktu. Çok zorlandım. Sonra dedim bunun bir kolay bir yolu olmalı. Çünkü 21. yüzyıl insanı böyle durabilse bile, tutsan bile kendini, dursan bile o kadar çok biriktirdiğin geçmişten gelen düşünce, duygu var ki bir anda o boşalmaya zaten katlanamıyorsun. Ve böylelikle nefes koçluğunu fark ettim. Şimdi öncelikle insanlara nefeslerini açma konusunda yardımcı oluyorum. Çünkü fonksiyonel bir nefese sahip olduğunuzda, vücut teslimiyeti öğrendiğinde çok daha rahat gözünüzü kapatıp medite olabiliyorsunuz. O meditasyonun içinde kaldıkça da meditasyon deneyiminde değil, aslında o meditasyon deneyiminin sonrasında hayatınıza bu deneyimin kattıkları çok önemli. Çok doğal, çok otantik, çok kendiyle bağlantıda bir kişi olduğunuz için hayat çok kolay bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Her şey değişiyor. Mesela kendi adıma şu an tatilde olduğum için çok daha fazla meditasyon yapmaya başladım. İşte sabah 15-20 dakika yapıyorsam şimdi onlar yarım saat 40 dakikaya çıktı. Hem sabah hem akşam yapıyorum, bazen gün ortasında yapıyorum ve benim dahi nefesin içinde ve meditasyon içinde olmama rağmen enerjimi değiştirdi. Netlik istiyorsanız hayatınızda, sağlık istiyorsanız özellikle mental seviyede mutlaka hızlı bir şekilde önce fonksiyonel nefes, arkasından düzenli olarak meditasyon yapmayı herkese tavsiye ediyorum. 3. bölüm hala meditasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.